Merhabalar, bugün sizler için hem çok pratik hem de şahane bir pasta tarifi ile karşınıza geldim.3 adet limon kullandım. Siz isterseniz daha çok da kullanabilirsiniz. Eğer ekşi seviyorsanız daha çok limon kullanabilirsiniz. 4 ya da 5 tane yeterli olacaktır. Ben kabuklarını da rendeledim ve bir kenara koydum. Muhallebimizi yapacağımız tenceremizin içine 5 su bardağı su koyuyoruz. Süt ya da başka bir şey kullanmamıza gerek yok. Suyla, limonla yapacağımız muhteşem bir muhallebi olacak. Limon suyumuzu da ilave edelim ve 5 yemek kaşığı mısır nişastası, isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ben buğday nişastası kullandım. Şöyle dolu dolu 5 yemek kaşığı nişastamızı da ekleyelim. Normalde 18 yemek kaşığı ekleniyor şeker olarak ama ben 16 yemek kaşığı şeker ilave ettim. Siz daha tatlı olmasını istiyorsanız 18 ya da 19 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Rendelemiş olduğum limon kabuklarımı da ilave ediyorum ve şöyle bir karıştıralım ve artık ocağımıza alarak muhallebimizin pişmesini sağlayalım. Karıştırmayı mutlaka kaynayana kadar devam edin. Yoksa dibine tutacaktır ve yanık kokusu olacaktır. Artık telimi bırakacağım ve kaşıkla karıştırmaya başlayacağım. Koyulaştıkça dibine tutmaması için. Muhallebim koyulaşmaya başladı. Doğum günlerine de çok güzel bir pasta olacaktır. Üzerine çikolata sosuyla süslerseniz eminim çok beğenilecektir. Artık muhallebim kaynamaya başladı. Ocağımın altını kapatıyorum. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Ben tart kalıbım vardı. Onu kullandım. Biraz ısladım ve artık sıcak sıcak kaynar kaynar muhallebimizi bir kat şu şekilde altına seriyorum. Üzerine istediğiniz bisküviyi kullanabilirsiniz. Kedi dilini bile yapabilirsiniz, kedi dili bisküvisini. O da çok güzel oluyor. Bisküvilerimizi bu şekilde dizerek hazırlayalım. Üzerine tekrar muhallebimizden ilave edeceğiz ve tekrar bir sıra daha bisküvimizden dizeceğiz. Yaklaşık 2 sıra olacak. Eğer kalıbınız küçükse 3 sırada bisküvi dizebilirsiniz. Pastamızı bir gece bekletmeniz daha güzel olacaktır. Bekledikçe güzelleşen bir pasta tarifi. Ama aceleniz varsa 2-3 saatte dolapta durması yeterli olacaktır. Muhallebimizi de üzerine koyacağız hepsini. Artık buzdolabına girmeye hazır pastamız. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Artık pastamı tabağıma, servis tabağıma çıkartıyorum. Ben Hindistan cevizi ve pasta süsüm vardı, onunla süsledim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Dediğim gibi çikolata sosu da çok yakışıyor. Eğer çikolata sosu da yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. Pastamla sizleri baş başa bırakıyorum. Çok lezzetli ve değişik bir tat. Umarım yaptığınızda afiyetle yersiniz ve sürekli yapacağınız bir tarif olur. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun.